Şimdi arkadaşlar Hep dolum dolum dolum. Yeter artık. Çok dolum videosu paylaştık. Çok ateş ettik. Çok ateş videosu paylaştık. Biraz da ben bugün çekeceğim videonun hani bu şu anda çektiğim videonun da en az dolum kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten benim için çok önemli. O da bakım arkadaşlar. Bakım. En az dolum kadar önemli. Belki daha fazla dolumdan çok daha fazla önemli. Çünkü dolum hani böyle iyi kötü hani kararlı bir şekilde yaptığın zaman tüfek atıyor. Ama bana çok soran oldu. Hani bu övmek gibi değil de. Ben de çok güzel yaptığımı düşünürüm hakikaten silahın bakımını. Çok sorun oldu işte tüfeğin çok temiz, namlun çok temiz. Biz de kurşun atıyoruz, temizleyemiyoruz falan ne yapıyorsun diye. Çok sorun oldu arkadaşlar. Artık bir video çekersem komple değildi hani. Belki 30 kişi izler. O 30 kişi de başka 30 kişiye yer. Hani böyle bu yani Türkçesini bilmiyorum da. Mutualist hani böyle herkesin birbirinden faydalandığı bir şey yani bir iletişim şey ortaya çıkartırsak iyi olur arkadaşlar. Niye yani herkes faydalansa ne kaybederiz ışığımızdan? Ben gerçekten memnunum hani bu yaptığım şeyden. Bayağı da zahmetli ama biraz. Çünkü iki tüfeği hani komple de temizlemedim. Dün ikisiyle de ateş ettim yani 3 gün boyunca. Bununla yaklaşık 350 tane falan attım kurşun. Çeşitli gramajlarda 230 A0'dan işte 150 S4'e kadar 150 D20'ye kadar hepsini attım. Kurşunlar zaten yaklaşık özkara ateşçi kurşunlar yani 31 gram falan. O şekilde kovanlar zaten belli. GFS, Anatolia hepsini attım. Ama tüfeklerim beni hala memnun etmeye devam ediyor. Bu şekilde bakım yaparsan beni memnun etmeye devam edecek diye de düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ben bir sökeyim. Hızlıca gösterelim. Her şeyi ne kadar temizliyorum arkadaşlar. Toz girecek hani yağlıyoruz ya tüfeği. Toz girecek her yerine kadar temizliyorum. Mesela burayı temizliyorum ben. Komple. Bu buradaki parçayı temizliyorum ben komple. Evet. Bakayım odaklama kaçmamış inşallah. Heh, tamam. Hoş. Bu parçayı temizliyorum arkadaşlar. Gözümle hani kontrol ediyorum. Tabii hani böyle bulaşık makinesi falan atmıyorum da. Komple gözüme denk gelecek tozları falan temizliyorum. Çünkü çok önemli. Niye biliyor musunuz? Siz atış yaptığınız zaman bu temiz olmazsa, araya toz moz girerse bunun gevşeme ihtimali var. Gevşeme ihtimalinde de Allah etmesin yani. Şu kundak oynuyor görüyorsunuz. Gevşeme ihtimalinde de siz bunun farkına varmazsanız büyük sonuçlar doğurabilir. Namlu yerinden fırlayabilir veya herhangi başka bir şey olabilir. Gerek yok. Temizliyorum. Çok fazla yağlı bırakmıyorum bunu. Sadece koruyacak kadar. Çünkü yağ da kötü bir etken olabilir. Böyle sıktıktan sonra iyice güzelce sıkıyorum ama. Zaten bir yerden sonra duruyor. Bu şekilde. Ha 15-20 atıştan sonra da kontrol ediyorum. Bu şekilde de yani güvenli bir atış olmuş oluyor bana göre. Çünkü milim milim çözülebiliyor bu atışta, atış sırasında. Hava da sıcak ya. Ne sıcakmış Türkiye ya. Şimdi arkadaşlar bu da önemli. Çünkü hani İstanbul çok sıkıntı değil de Karadeniz veya başka yerlerde hani yağış alan bölgelerde kullanım ustalar varsa arkadaşlar elinizden geldiği kadar hani böyle yapabiliyorsanız tabii hani çok da önemli değil de önemli gene. Bunu arkadaşlar yapabiliyorsanız böyle ahşap için yağlar var. Onu mesela böyle zaman zaman kullanın. Bu da su çekmemesini sağlar. İyi bir şeydir. Ahşabın stabil kalmasını sağlar. Sonra ne atıyorsunuz ya bom diye dağılıyor böyle ahşap hani elinize bu el kundağı. Bu onu
önüne geçer, daha çok korumasını sağlar. Hani kesinlikle engeller diye bir şey demiyorum. İyi bir şeydir, yapıyorum, faydasını gördüm. Yeni gibi hala. Güzel yani, memnunum. Size de tavsiye ederim. Kontrol edin böyle hani silah. Silah çünkü bu şakası yok. Kontrol edin var mı bir sıkıntı yok mu? Yok. Ben zaten ettim. Baya. Ha bu arada silah boş arkadaşlar. Ben 5-6 kere kontrol ettim video çekmeden önce. Öyle arkadaşlar. Mesela diğer bir geleceğim kısımda en son namluya geleceğim. Ya da şimdi namluyu göstereyim. Diğer bir geleceğim kısımda mesela namlu. Ben bayağı ateş ettim. Burası Ümraniye çöplüğü gibiydi. Leşti leş. Hani böyle pazardan sonra sebzeleri böyle çürük sebzeler falan yere atarlar ya. Burası leş gibiydi arkadaşlar. Yani 3 gün içinde 350 tane falan fazlası var, eksiği yok. O kadar bir kurşun attım. Leş gibiydi. Bir de el dolma hani. Bazen barut yanmıyor, bazen kurşun hafif geliyor, gene barut yanmıyor, böyle leş gibi bir pislik vardı. Şimdi bu şeyler de göstereceğim. Burada mesela kurşunlar bazen parlıyor. Bu da temizlerken buradan hani buradan soktum harbi bazı uçtan soktum bazen harbi. Uçtan soktuğum zaman kurşunu temizlerken böyle kurşun buradan saçıldı işte buralara falan yapıştı. Önemli değil o. Hiçbir sıkıntı yok. Yani çıkmadı ama mesela böyle sürtemelinde çıkmıyor. Belki hava tutsam çıkacak. Şimdi arkadaşlar bunu cıncık gibi yaptım görüyorsunuz. Böyle işte hani şu anda kameranın arkasında olduğum için görmüyorum da. Bayağı parlak. Böyle. Şimdi burada size söylemek istediğim önemli nokta. Hani namlunuzu zaten temizlediniz. Ha bir de şey çok soruldu bana. Namluyu nasıl temizliyorsun? Namluyu temizlememin sırrı hemen göstereceğim size. Namluyu temizlememin sırrı bu yağ arkadaşlar. Singer. Dikiş makinesi yağı. Bana özel Coşkun Aslan diye bir delikanlı söyledi. Sinoplu. Zinob'un gülü. Ona da başka birisi söylemiştir herhalde. Bilmem. Anadan doğmayla öğrenecek hali yok. Ona da başka birisi söylemiştir. Bu yağlı arkadaşlar. Ucuz. Çok pahalı değil. Benim gibi ruh hastası silah temizleyen birisi olduğum halde yani. Bu bayağı bir gitti bana. 20 kere falan temizlemişimdir yani şu kadar yağla. İki silah. Bayağı da güzel. Bunun dışında da arkadaşlar. Yok bulaşık teli falan diyorlar. İşte o bulaşık tellerinin hani çoğu yani bir kısmı çoğu değil de ben bilmiyorum ben ne kadar çoğu olduğunu çoğu diyemem o yüzden. Bir kısmı hurda çelikten yapılıyor. Bilemezsin hani dokununca alüminyum gibi geliyor zaten sana. İçinde de hurda çelik olabilir. Şimdi arkadaşlar bu bulaşık teli kısmını ben yapmıyorum, uygulamıyorum. Yapan var, bir şey demiyorum. Ama benim temizlediğim materyal bildiğimiz harbi tahta saplı harbi kullanıyorum ben. Namlanın içini herhangi bir şekilde çizmeyecek. Tahta harbinin şimdi yatağın altında gösteremem ama tahta saplı harbinin bağlantı kısımları da bakır. Bu çelik kurşun temizleme ucu da gene yani yumuşak bir materyal ama çok böyle kolay aşınan bir şey değil. Ama namluyu çizmiyor. Demek istediğim şey size o. Yani çekingenliğiniz olmasın. Ben bayağı temizledim. Bununla yani 3500 mermi falan atmıştım. Bu yaklaşık hani bu geldiğimde de 350 tane attım. Diyelim ne oldu? 3800 falan işte. O şekilde bir mermi attım. Hala temiz. Gıcır gıcır yani cam gibi duruyor. Şimdi bunun sırrı bu. Bu kadar basit yani. Çok böyle ben büyü falan yapmıyorum. Bayağı temizliyorum hani. Şu şekilde de yapmıyorum. Harbi soktu. 1, 2, 3, 4, 5. Ha bitti. Böyle yok. Bakacaksın içine. Temizlendi mi? Sonra bırakacaksın. Çizmez. O bakır galiba. O kurşun temizleme ucu çizmez. Tel ucu. Benimkini çizmiyor. Ha, gidip dandiğini alırsınız orasına karışmam. Ben zamanında 30 lira falan bir para vermiştim. Diğerleri de 15 liraydı mesela. Bu
bilmiyorum hani. Şimdi günahlarına girmek olmasın da arkadaşlar. Yani yerli bir markaydı galiba. O da 15 liraydı. Onun temizleme ucu bana biraz daha sert gelmişti. Onun için ben tahta saplı olanı aldım. Çok da pahalı bir şey değil arkadaşlar. Değer yani. Benim gibi atıyorsanız bile değer yani. Ben bayağı bir atıyorum kurşun. Ona rağmen bayağı dayanıyor. Herhalde bir 2 sene daha dayanırsa benim için yeter zaten. Hani ölücülüğün, çingenelliğin alemde yok. Para veriyoruz. Tamam ama ölümsüz bir malzeme de değil yani. Böyle arkadaşlar temizledim. Böyle köşelerini nasıl temizliyorum onu da söyleyeyim. Onları da duştan sonra hani kulak çöpü var ya. Kulak çöpüyle temizledim bu köşelerini falan. Bayağı bir temizledim. Hani gözümün görebildiği her yeri. Bir top da tuvalet kağıdı aldım mesela. Onlarla da temizledim. İyice kuruladım. Son yaptığım işlem arkadaşlar komple gıcır gıcır ettikten sonra baktım hiçbir kir yok artık. Üstünde kalan tek şey artık yağ yani az bir şey. O da sıkıntı değil. Onları da kuruladıktan sonra tuvalet kağıdıyla arkadaşlar koruyucu yağ var. Ben şimdi gideceğim mesela. Bir daha ne zaman döyeceğim Allah bilir yani. Ona göre arkadaşlar ben de şu koruyucu yağdan nasıl göstereyim şimdi. Diyelim bunu peçete olarak düşünün. Böyle katladım arkadaşlar. İyice katladım katladım. Namluya girecek şekilde. Bu çok büyük de şimdi. Üstüne biraz yağ sıktım böyle. Elimle yedirdim. Eşit bir şekilde de ama çok değil. Hani böyle damlatacak kadar değil yani. Peçeteden damlatacak kadar değil. Üstüne biraz yedirdim böyle. Sonra namlunu şu içinden soktum. Harbiyi de peşinden verdim. Allah 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 Allah. Sonra arkadaşlar çıktı uçtan harbi. Bir baktım tertemiz. Ama bunu götürür. Şimdi içinde bir yağ tabakası var. Çok ince. Bunu ama ateşten benim bu anlat size bu anlattığım şey silahı nasıl koruruz namluyu. Bu bunun için arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yaptım. Gitmeden önce de yapmıştım. Yani böyle 6 ay falan tertemiz kalmış namlu. Mutluyum yani. Sizinle de paylaşmak istedim. Bunu da bu şekilde yapıyorsun. Hani kullanmıyorum mesela. Av sezonundan sezon bitiyor mesela. O zaman yapıyorsun bunu. Daha kullanmıyorsun tüfeği zaten. Bu şekilde kalıyor. Gayet koruyor. Ne paslanma ne bir şey. Hiçbir şey olmuyor yani. Bir de İstanbul gibi nemli bir yerde. Bir de nemli bir hava yani şu anda yazın. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Tertemiz kalmış. Gayet de güzel. Bu şekilde kaldı arkadaşlar. Bu namlu konusunda anlatacağım bir şey daha var. Yeni geldi aklıma. Yapmanız gereken bir şey de arkadaşlar mesela bu bakımı yaptınız. Üstünde yağ var değil mi? Yani daha koruyucu yağ var. Şimdi bu şekilde böyle ateş etmeyin. Bu şekilde ateş ederseniz bu yağ kirletir silahı. Yani çok hani kalıcı sorunlar olmaz da temizlemesi zor olur. Çok zor olur. Şimdi bunu bu şekilde yapmayın. Bu zaten hani dikiş makinesi ya. Dikiş makinesinin nasıl çalıştığını biliyorsunuzdur. Hani hızlı çalışıyor. Hani ısıya dayanıklı bir ya. Onu biliyoruz zaten hani. Dikiş makinesi de. Bu da güzel bir marka. Singer. Bu ısıya dayanıklı bir ya. Hani ısı konusunda çok aşırı bir şüphe olacağından emin değilim ama şimdi bunu yağlı bıraktığınız zaman barutun tozundan, cartından, curtundan, kurşundan, murşundan leş gibi olur. Temizlemesi çok zor olur. Ama kullanmadan önce mesela hani diyelim böyle koruyucu yağ koydunuz ya 4 ay sonra geldiniz mesela ateş edeceksiniz. Yani ateş edeceksiniz 4 ay sonra veya ava gideceksiniz. Bunun çözümü çok basit. Ben size kötü bir şey söylemem. Bunun çözümü çok basit. Gene tuvalet kağıdı, bez ya da pamuk bir şey yer. Pamuk olmaz. Pamuk tortu bırakır. Tuvalet kağıdı, kağıt havlu ya da eski bir adet bez yardımıyla buradan arkadaşlar gene her sokacağınız her parça temiz olsun ki yani yağlı parça sokmayın tekrar içine. Ufak ufak parçalarla gene sıkıştıracak şekilde şuradan veya buradan sokun. İşte yani gene harbiyle iteleyin. İçindeki yağı temizleyin iyice. Sonra gene atın. 2 dakika. Bakın. Bu işlemi yaptınız, silahınız tertemiz kaldı. 6 ay boyunca, belki de 1 sene boyunca. Ben o kadar beklemedim ama silahınız tertemiz kaldı.
Bundan sonra yapacağınız işlem de bu. Bu kadar yani. 2 dakika bile sürmez ya. Yani bir tuvalet kağıdı, 4 yaprak tuvalet kağıdı parçasını katlayıp buraya sokup şey yapmak ne kadar sürebilir ki? He. Sonra da ne yapacaksın? Tüfeği topladın. Bam 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 ateş edeceksin. Bu kadar. Çok basit. He. Şimdi geleceğim diğer bir kısımda. İğne tetik tertibatı önemli. Gerçekten önemli arkadaşlar. Ben şuraya vuracak bir şey bulayım da. Ha, şeyi çıkartacağım ya. İğne tertibatını. Tetik tertibatını. Onun için. Çıkmadı la. Çıktı. Şimdi arkadaşlar. Şu tetik tertibatına bakın. Ben bunu gitmeden önce temizledim. Hala temiz. Yani temiz bırakırsanız hala temiz olur. Bir iki damla yağ damlattım. O kadar. Biraz yağ gitmişti. Bir bezle hani üstüne bir geçtim. Bir de çalışan parçalara yağ damlattım. Ama bakın bu da önemli. Mesela siz çok fazla yağ damlatırsanız, hepsinde bu yağ kullandım bu arada. Her şeyde komple. Bir iki damla yağ damlattım. Hemen damlattım ya. Yağ damlaları parçaların arasına girdi. Ne yaptım bu sefer hani? Üstünde kalan yağları alıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle. Bunun sebebi de çünkü açıkta yağ kalırsa toz tutar orası. Bunun sebebi de bu. Bu da Allah göstermesin hani bir kazaya sebep olur. Bir şey olur. İstemeyiz tabii ki bu durumu da. Ben de kimsenin vebaline girmek istemem. Bunu da bu şekilde yaptım. Bakın arkadaşlar tertemiz. Hani en az dolum kadar da önemli olan bir şeydir bu. Yani buna da özen göstermek lazım. Hala cıncık gibi. Redkit gibi. Bu da önemli. Çok önemli yani. Biraz tabii ki de uğraşarak görürsünüz böyle şeyleri. Şimdi arkadaşlar sırada en önemli şeylerden bir tanesi iğne tertibatı. Buna çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Bunu hani açıp maçıp kesinlikle bir şey yapmayın. Bunda yapmanız gereken tek şey buradaki fazlalık tozları alıyorsunuz. Ben size göstermek için yağlı bıraktım biraz. Çok hafif. Üstündeki fazla tozları falan alıyorsunuz. Barut yanıklarını temizliyorsunuz. Bunlar çok fazla geçmedi. Sıkıntı değil. Yani önemli değil. Bir sıkıntı oluşturacak bir unsur yok burada. Bunu bu şekilde arkadaşlar temizliyorsunuz. Tozunu alıyorsunuz. Bakın yeni gibi hala. Sürekli temizliyorum. Yağ damlatacağınız yerler var mesela. Onlar da arkadaşlar benim yaptığım mesela. Şuraya bir tane bir damla damlatırım. Sonra bununla mesela şöyle yağ iyice içine gitsin. Parçalar güzel çalışsın diye. Bu şekilde yaparım arkadaşlar. Hani sistem güzel çalışsın diye. Sonra yağ içine gitti ya. Şimdi bu yağın bu üstünde olmasının hiçbir anlamı yok. Ne yapacağız abi? Temizleyeceğiz. Toz tutmasın, kirlenmesin. Ama içinde de mekanizma çalışsın tabii. Ondan sonra arkadaşlar iyice temizliyoruz. Mesela çok fazla yağ da ihtiyacı yoktur arkadaşlar silah. Bazı yani çok fazla yağ ihtiyaç olan silahlar var ama bunlar öyle değil. Kendimkinden biliyorum. İçine yağ damlattınız. O yağ içeride dağıldı. Hani çalışacak kadar yeterli. Böyle bastırarak bir bez yardımıyla fazla yağ dışarı akıtabildiğiniz kadar akıtırsınız. Sonra arkadaşlar ben şuraya görünmüyor. Tamam. Ben şuraya bir az bir şey damlatıyorum veya kulak çöpüyle gene sürüyorum böyle. Bu da işte döner kafanın çalıştığı yer. Biraz şuraya koyuyorum bu kısma. Gene aynı kulak çöpüyle gene bastırıyorum. Sonra temizliyorum böyle. Hani toz bırakmayacak bir bezle temizliyorum.
gayet de güzel oluyor. Yani stabil, hala stabil, düzgün çalışıyor. Bir sıkıntısını görmedim hala. Bayağı da mermi yaktım. Hala yeni gibi, süper, memnunum yani. Bir de arkadaşlar, yağda anlatacağınız diğer yerde ben mesela buraya da anlatıyorum. Bilmem hani başka ustalar vardır da başka şekilde yapan. Ben şu inne kısmına da anlatıyorum. Hani inne vurmada, patlamada, sıkıştı muhabbeti olmasın diye. Bir de buraya da anlattığınız zaman bunlar benim yöntemlerim. Kendim buldum. Bu şekilde ben memnunum yani gayet. Silah da gayet güzel çalışıyor. Bir de isterseniz mesela şu kovan fırlatma tırnağına da az bir şey koyabilirsiniz. O da iyi olur yani. Niye olmasın? Ben yapmadım ama yaparım mesela bu videodan sonra. Sıkıntı yok. Ne olacak ki? Kararında yani maksimum bir damla bir yere yeter. Bir damla, iki damla çok fazla yani. Kalan şeyleri zaten siliyorsunuz. Bu bir şekilde arkadaşlar. Bunu da böyle yapıyoruz. Hani başka da anlatacağım bir şey kalmadı bu Ataneo'da. Bu arada silah Ataneo 12 kalibre. Bilen zaten kullanabilir. Ya da silah bilen de anlamıştır zaten. Bu şekilde. Bir de mesela şu kasanın iç kısmı. Bir tane kağıt havlu var arkadaşlar. Böyle elinize sarın. Böyle içinde bir gezdirin. Hani fazla tozu, yağma falan bir gitsin yeter. Silahınız gene yeni gibi olur. Yani şimdi diyeceğim başka bir şey de ben bu işlemi her atıştan sonra yapıyorum. Bu işlemlerin hepsini. Ama siz mesela üstün körlü bir temizlik yaptıktan sonra gene atışa devam edersiniz işte namlu kısmında. Namluyu yağsız bırakırsınız bu sefer. Yani çünkü ertesi gün atış yapacaksınız veya önümüzdeki hafta atış yapacaksınız. Namluyu yağsız gene kullanabilirsiniz ama 6 ay, 4 ay yani böyle uzun süre kullanmayacaksanız yağlı bırakmanızda fayda var. Paslanmaz, korozyon önler. Güzel de bir yağ kullanırsanız sizin için iyi olur. Bu tüfeğin bakımı bu şekilde. Daha fazla söyleyeceğim bir şey de yok. Şimdi pompalıyı anlatacağım. Diğer videoda görüşmek üzere.